Merhaba sevgili Türkmenli televizyonu izleyicileri. Bugün yine Ankara stüdyolarımızdan hepinizi candan selamlıyorum. Yol haritası programımızın yeni bir sayısıyla karşınızdayız. Evet işte bugün konuğumuz çok değerli bir yazarımız. Milliyet gazetesinin yazarı Sayın Semih İdiz. Sayın Semih İdiz, öncelikle Türkmenli televizyonumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için şereftir burada olmak. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Zamanınızın dar olmasına rağmen Türkmenli Televizyon'da geldiniz. Yol haritası programımıza konuk oldu. Semih Bey, biz önce şöyle bir şeyle başlamak istiyorum programımıza. Son günlerde biliyorsunuz, son yıllarda daha doğrusu dünya konjonktüründe globallaşmaya veya küreselleşme diye bir kavram çıktı. Ortada her yerde dolaşıyor bu kavram. Amerika, Türkiye, Irak bu kavramın neresinde yer alıyor? Birkaç konu açısından, öncelikle sınırların çizilmesi, daha sonra diktatörlerin yok edilmesi, demokrasi, insan hakları ve başka konular açısından. Evet, her şeyden önce bu sadece bir kavram değil bence, bu bir olgu, kavram boyutu daha sonradan geldi. Bu 60'lardan sonra özellikle dünyada başlayan teknolojik atılımlar, kapital düzeyindeki gelişmeler ve özellikle 80'lerden sonraki bu işte internet patlaması, ticaretin çok yönlü olması, ticaret anlaşmaları derken dünya hakikaten küçüldü. Yani bugün ben mesela sabah kalktığımda New York Times'ı buradan Ankara'dan bir New Yorklu'dan 8 saat daha önce okuyorum. Evet. Yani New Yorklu kalktığında benden 8 saat sonra kendi gazetesinde. Yani böyle bir dünyadayız. Onun için bu bir olgu. Bu bir planlı bir olgu da değil. Kendiliğinden işte dünyanın gelişmesi süreciyle ortaya çıkan bir olgu. Şimdi bu olgunun tek kutuplu bir dünyada var olduğunu düşünürsek onun sıkıntılarını bir anlamda yaşıyoruz. Tek kutuplu bir dünyayla neyi kastediyorum? Elbette ki Amerika'nın bir anlamda işte Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkmasıyla dünyadaki tek süper güç olarak dünyanın önünde durması. Şimdi bu globalizm, bu gerçek karşısında ne gibi sonuçlara varabilir? Her şeyden önce Irak bağlamında baktığımızda globalizmin işlemediğini gördük aslında. Çünkü global düzeyde Amerika istediği desteği sağlayamadı orada. Batı'dan daha doğrusu. Evet, yani şey Batı'dan tabii. Batı'dan. Zaten Doğu'dan da öyle bir destek yoktu. Olmaz, imkansız. Ve bu mesela Birinci Körfez Savaşı'nın o klinik beraberliğini düşünürseniz ki yani ben oradaydım. Kendi gözümden Hafral Batin'de Amerikan askerlerinden Suriye askerlerinin yan yana siperlerde olduklarını ve işte Suudi Arabistan'ın kuzeyinden Irak işgali bekledikleri günü de hatırlıyorum. Yani öyle bir beraberliğe de sonuç açabilirdi bu global ortam ki Suriye örneğini özellikle verdim. Suriye ile Amerika hasım ülkeler, buna rağmen o global denklemde bir ortak payda bulmuşlardı. Ama Irak denklemde o pek ortaya çıkmadı. Yani bence sorun da oradan kaynaklanıyor. Dünya Irak'ı da Amerika'yı da bir anlamda kendi kaderlerine terk ettiler. Amerika'yı dolaylı olarak bu şekilde bence cezalandırıyorlar. Sen madem ki bu işi düşüncesizce tek başına paldır küldür işin içinde nelerin olduğunu doğru dürüst bilmeden girdin, o zaman sen bu işten kendin sıyrıl anlamında. Peki bu sınırların yeniden çizilmesi, yeraltı kaynaklarına hakim olması konusu Amerika tarafından benimsendi. Acaba bu yüzden mi Irak'a girdi, yoksa diktatörleri, demokrasiyi, insan haklarına saygılı bir sistemi getirmek için mi Irak'a girdi Amerika? Şimdi sınırların yeniden çizilmesinin Amerika'nın isteğinden ortaya çıkacağına ben zaten şahsen inanmıyorum. Yani Amerika'da elbette ki böyle temenniler var, istekler var, arzular olabilir. İşte her gün bir albayın, emekli albayın ortaya çıkardığı bir harita var ki bunu neden heyecanlanıyoruz bilmiyorum yani. Yani üçüncü sınıf insanların ortaya koyduğu bir harita bizim gibi koskoca bir ülkeyi heyecanlandırmaması lazım falan. Sınırlar genelde farklı konjonktürler sayesinde çizilirler. Bunu işte Orta Doğu savaşları çerçevesinde gördük.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında gördük yeniden çizilmeler. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında gördük. Yani büyük tahribat, büyük yıkımlar sonucunda ortaya gelir. Ama böyle nispi istikrar dönemlerinde, ki nispi diyorum çünkü mutlak istikrar kesinlikle yok tabii Orta Doğu'da. Masa başında arzulanan sınırların ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Ve nitekim belki bugün Irak'taki karışıklığın bir ölçüde İngilizlerin 1918-19'da masa üstünde çıkardıkları haritalardan kaynaklandığını düşünürsek sorunların çoğu. Onun için bunun pek vaki olacağını ileride düşünmüyorum açıkçası. Yapay bir şekilde ortaya çıkan bir durum her zaman yerel gerçeği yansıtmaz. Mesela Ruanda ile işte Ruanda Savaşı'nı görelim. Derler ki harita şöyle çizileceğine kolonyal güçler tarafından böyle çizilseydi etnik bir sorun olmayacaktı. Doğru. Yani ama böyle çizildiği için işin içinde neyi olduğu bilinmeden Afrika'ya dikkat edin. Bütün haritalar geometriktir yani bir çizgidir yani. Ama o çağların geçtiğine inanıyorum ben. Yani o anlamda Irak'ta yeni sınır çizilebilir mi? Irak ama şu anda kaos içinde tabii. Peki Amerika Irak'ı neden işgal etti? Yani bu soruyu size sorun da bir değerlendirme istiyoruz sizden bu konuda. Yani bunu tabii akademikler çok uzun yıllar tartışacaklar nedenlerini. Bazen ormanın içinde olduğunuzda ormanın büyüklüğünü nereye kadar uzandığını göremezsiniz. Onun için yani bir tepeye çıkmanız lazım ya biraz uzaklaşmanız lazım. Evet. Ama benim gördüğüm kadarıyla birkaç nedeni var. Birincisi ben tahmin ediyorum ki tabii Saddam Hüseyin'in gerçekten işte özellikle Kuveyt'i işgalinden sonra bölgeyi istikrarsızlaştırması. Yani bence bu anlamda bölgenin istikrarsızlaşması, yani İsrail boyutunu kastetmiyorum. Onu ayrıca tartışabiliriz ama bu anlamda istikrarsızlaşması bence Saddam'ın ilk etapta Kuveyt'i işgalidir. O bütün bölgeye yeni bir denklem getirdi. Bir de İsrail'i tehdit eden kitle imha silahları söz konusuydu. İşte bu saldırganlık ortada iken, yani bir ülke işgal edildi. O kadar ki dediğim gibi ilginç bir şekilde Suudi Arabistan topraklarını Amerika'ya açtı. Suriye ve Amerikan askerleri yan yanaydı. Şimdi bunu yapabilen bir adam bunun arkasından söylem itibariyle bir de kitle imha silahları peşinde olduğuna dair bir izlenim yaratınca o zaman bu kafalarda denklemi büyüttü tabii. Korku denklemini büyüttü. Fakat bu kadar basit mi iş? Elbette ki değil. İşin içinde petrol olduğu muhakkak. İşin içinde İsrail boyutu olduğu da muhakkak. Yani tek bir nedeni olduğuna inanmıyorum. Ama burada Saddam döneminin de bazen yansıtılmaya çalışıldığı kadar masum olduğunu da zannetmiyorum. Yani bazen gerçeği görmemiz lazım. Saddam Kuveyt'i işgal etmeseydi belki bugün Orta Doğu farklı bir Orta Doğu olacaktı. Peki Amerika Irak'ta ne zaman çekildi? Çünkü siz geçen günlerde yazılarınızın birisinde yazmışsınız. Diyoruz Amerika Irak'tan hemen çekildiyse, bak hemen kelimesinin altını çiziyorum. Türkiye için böyle bir felakettir. Bunu söyleyen başta Suudi Arabistan, ki dün daha CNN'de şeyi dinledim, Türkiye El Faysal'ı dinledim, Washington'daki büyükelçilerini. Bunu söyleyen Kral Abdullah Ürdün'de, hatta bunu bir ölçüde söyleyen de Suriye'de ama nefes altında. Çünkü şu anda kaos ortamında. İyi kötü bir bel kemiği güvenlik adına göstermelik de olsa bir şey varsa bu şu anda oradaki güç. Bunu da çekerseniz orasının tam bir iç savaşa sürüklenme ihtimali. Ama Türkiye için o tehlike nedir yani? Türkiye için iki tehlike var. Birisi tabii zaten Irak'ta ne olursa olsun Türkiye'ye yansıması oluyor. Bunu Birinci Körfez Savaşı'ndan biliyoruz. O kesin. Şimdi Kürt boyutu ortada. Ondan sonra maalesef telaffuz etmek zorundayım. Şii boyutunun ortaya çıkması bu bölgedeki özellikle Sünni ağırlıklı ülkeler açısından alkışlanmıyor. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Hele aynı zamanda İran'da nükleer emellerle ortaya çıkınca o zaman birçok insan ya burada bir ayaklanan Şii unsur var. Bir de bunların önderliğini yapan nükleer iddiada olan bir ülke var. Bunu ister miyiz diye düşünmeye başladılar. O kadar ki ben acaba İran nükleer silaha sahip olursa Suudi Arabistan ister mi diye spekülasyon okumaya başladım Amerikan basınında, Batı basınında. Hatta teşvik edici İran yaparsa o zaman Suudi Arabistan'ın da hakkıdır bu diye. Neden? Çünkü o Şii-Sünni denklemi falan gözetiliyor. Bence bu nedenlerden dolayı
istikrarsızlığa sürüklenmiş ve kaosu iyicene derinleşmiş olan bir Irak Türkiye açısından zararlıdır ve Amerika'nın şimdi tamamen iç siyaset kaygılarından dolayı ve oradaki fiyaskodan dolayı çekilmesinin Irak'taki, yani bir mızrak vücuda girdi mi eskiler bunu söyler, geriye doğru çekilmez, ileriye doğru çekilir. Çünkü geriye doğru çektiğinizde organları tahrip eder, ok zaten o şekilde yapılmıştır. Peki Türkiye'nin politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ecevit döneminde bir de bu iktidar döneminde. Çünkü Irak biliyorsunuz Türkiye için çok önemli bir komşu ülkedir. Irak'ta yangın olduysa mutlaka Türkiye'ye de sızdırır. Öyle bir mantığı vardır. Valla siz de biliyorsunuz kırmızı çizgiler kondu, büyük laflar söylendi, bu yapılmaz, bu müsaade edilmez dendi falan filan ama öyle görüldü ki Irak'ın bir kendi dinamizmi var ve bu dinamizm aslında Türkiye'yi de aşıyor. Biz 1 Mart tezkeresi olayında olaya tamamen kendi iç siyasi hesaplaşmamız olarak bakarken ben tahmin ediyorum ki daha global perspektifi kaçırdık yani biz orada. Türkiye'nin Irak politikasının hatalardan sonra toparlanma sürecine girdiğini düşünüyorum. Onun için şu anda farkındaysanız daha dengeli bir söylem, bir üslup çıkıyor Türkiye'de. Örneğin Türkmenler konusunda eski harareti sezmiyoruz biz. Hatta yanılmıyorsam Sayın Gül çıktı ve Türkmen kardeşlerimiz de bir anlamda rencide edercesine böyle biz acaba biraz abarttık mı şeklinde o çağrışımlı bazı ifadeler de kullandı. Hani sayı itibariyle, Türkmenlerin beraberliği itibariyle, dini bütünlük itibariyle falan. Yani Türkiye şu anda Irak konusunda bir anlamda hem çıkarlarını korumaya çalışıyor ama aynı zamanda bir mayın tarlasında yürümekte olduğunu da biliyor. Ve ne geleceğini tam olarak tahmin etmiyor, korkularını ifade ediyor. Bölünmüş Irak felaket olur diyor Türkiye için. Doğrudur birçok açıdan. Yani şu anda proaktif değil, daha çok reaktif olduğunu söyleyebilirim. Bölünmüş Irak dediniz. Son günlerde de Irak Ulusal Meclis'ten federalizm yasası kabul edildi. Ama gündemde ne yasa var ve ne de başka bir yorum getirildi bu yasa ile ilgili. Amerika hemen bunu kalktı, reddetti. Dedi ben Irak'ın bölünmesini istemiyorum ama bir taraftan da İngiltere Başbakanı çıktı. Büyük ihtimalle dedi Irak üçe bölünür. Bu bölünme olayı gerçekleştiyse Irak Türkiye için olumsuz şeyleri nedir? Ne getirir Türkiye'ye? İşte yani ikisinden söz ettim. Mesela birisi bir Kürt olgusu ve ona dönük olarak bir siyasi. Çünkü Kuzey Irak meselesi vardır. Kuzey Irak'ta i̇şte yeni bir oluşum. Tabii. İkincisi Şii, bundan Şiizm ve bundan gelecek olan yeni bir kökten dinci akımı. Hatırlayanlar hatırlar. Biz 1980'lerin yarısından fazlasını İranlı şikayet etmekle geçirdik. Türkiye'ye İslamiyet mi ihraç ediyor diye, Türkiye'nin iç işlerine mi müdahale ediyor diye. Yani o anlamda o kökten dinciliğin yükselmesini istemez Türkiye. Ticaret açısından istemez, boru hatları açısından istemez, birçok açıdan. Yani peki Türkmenler açısından görüşün olabilir sizce? Şimdi Türkmenler açısından hakikaten Türkiye'nin adam gibi bir siyaset oluşturması gerekir. Çok üzülerek söylüyorum ki Türkiye'nin Türkmen politikası daha çok bu 2. Körfez Savaşı'ndan birlikte oluşmaya başladı. Ondan önce Türkiye'de evet Türkmen kardeşlere dönük olarak bir takım söylemler vardı ama böyle çok can ciğer yaklaşım yoktu. Kendi aramızda da konuşurken ben size söyledim. Birçok kişi bilmez ki bu işte Ege'de Avrupa'ya kaçmaya çalışan mülteciler, göçmenlerin önemli bir bölümü eskiden de öyleydi. Hala da muhtemelen öyle. Türkmendi ama bunlar Türkiye'de Türkmen diye bakılmaz da Arap diye bakılırdı. Biz bu incelikleri, mesela Şii Türkmen, Sünni Türkmen farkı nedir? Kim kime yakın? Niçin tarihi süreçte bazıları Kürtlere yakın, bazıları Şiilere yakın, bazıları... Bunlar yeni yeni öğreniliyor Türkiye'de. Yani bilinmiyordu bunlar ve bilinmediği için konjonktür Türkiye'yi kötü yakaladı bu konuda. Mesela bir Bulgaristan Türkleri için dünyayı ayağa kaldırabilmişti zamanında Türkiye ama biliyordu neyin ne olduğunu. Burada öyle değildi. Burada sanki 1919 işte Allenby'ye anahtarı verince işte ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şeker zihniyeti ne Orta Doğu politikası var. Cezayir'de bütün dünya Cezayir'i desteklerken Fransa'yı desteklemek var. Böyle sanki bir bölgeye küsmüşlük vardı ve maalesef Türkmen kardeşler de kanımca bunun bir anlamda kurbanı oldular. Yani Arap gözüyle bakıldılar. Evet Semih Bey son günlerde Irak Cumhurbaşkanı Sayın Talabani İki Arap gazetesine demeçte bulundu. Çerçeği için Broxel modelini önerdi. Halbuki
Brokson modelini birkaç siyasetçi de bunu öneriyordu. Nitekim Türkiye'nin eski Irak temsilcisi Osman Korutürk Bulgaristan modelini önermiştir. Ancak şimdi bir veteranımız vardır. Bizim Profesör Doktor Sayın İhsan Doğramacı 4 Nisan ayının 10'unda aynı Brokson modelini gündeme getirdi. Tabii. Bu veteranımızı izleyelim, ondan sonra bir değerlendirme yapalım. Irak'ı bir İsviçre olarak görmek isterim. En verimli toprağı vardır. Dicle'si, Fırat'ı ve Zat nehirleri vardır. Petrolü vardır. Çok çalışkan, zeki bir halkı vardır, bir toplumu vardır. Irak neden bir ikinci İsviçre olmasın? Onun olması mümkündür. El verir ki birbirimizi ezmeyelim. Çeşitli diller konuşulabilir. Etnik gruplar ayrı ayrı bulunabilir. Bunların kardeşçe yaşamaları Irak'ın en kısa zamanda bir cennet olmaması için hiç sebep görmüyorum. Onun için bu yaşta memleketinize ve memleketime, ben Irak'ı vatanım kabul ederim. O halde benim doğduğum ülkenin şehirlerine gittiğinizde lütfen bu mesajı götürün. Komşunuzdakiler, yandakiler, komşu şehirlerdekiler başka dillerle de konuşsalar, bilin ki hepiniz kardeşsiniz, en ufak bir ayrım yapmamanızı dilerim. Fakat bu yapılırken az sayıda olan bir etnik grubu yok etmek diye bir görüş ortaya atılırsa bunun sonu hüsrandır. Bunu Avrupa'da gördük. Saraybosna'da gördük. Balkanlar'da hala yaşanıyor. Ben Irak'ı bir dünya cenneti görmek istiyorum. Halkını müreffeh görmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi benim vatanım orasıdır. Ben orayı ve burayı birinci, ikinci değil. Hepsi aynı düzeyde benim vatanımdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ankara dışından böyle bir modelin önermesi, gerçekten de Taliban'ın son günlerde önermesi biraz bizleri şaşırttı daha doğrusu. Siz de bu Brokson modeli Türkmenlere ne getirir? Her şeyden önce şöyle söyleyeyim, biraz da latife yaparak, hep şey denir, Türk'ün aklı sonradan başına gelir diyorlar ama burada galiba başkalarının akılları sonradan başa geliyor. Çünkü Irak konusunda baktığınız zaman Türkiye'nin başından beri savunduğu bazı şeyler var ki zaman içinde bunların doğru çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi Talabani bir Brüksel modelinden söz ediyorsa, ki ben şahsen bilmiyorum bu demecini, o zaman bu kendileri açısından benim görüşüme göre bir geri adımdır. Çünkü onlar için Kerkük neydi? Gelecekteki Kürdistan'ın başkentiydi. Şimdi Brüksel modeli Kürdistan'ın başkenti olmasını çağırmıyor. Çünkü Brüksel hem Valonların hem de Flamanların başkenti. Yaşadılar. Tabii. Sayın Doğramacı da ona atıfta bulunuyordu. Değişik etnisitelerin birlikte yaşaması, kardeşçe yaşamasından söz ediyordu. Yani bu bir anlamda Kerkük'ün mutlak anlamda Kürt şehri olmadığını kabul etmeye başladıklarını gösteriyor. Ayrıca aynı şeyi de itiraf ediyor. Evet, bir takım Kürtler geldi Kerkük'te, arsalarda ev yaptılar, şey yaptılar. O büyük bir hataydı. Ancak bunu telafi etmeye çalışırız. Yani bunu da bir nevi itiraf ediyor Taliban. Ben size söyleyeyim mi? Bu neyin sonucu? Çok net olarak söyleyebiliyorum. İçeriden bilgim yok ama yani bunun hemen hemen doğru olduğunu biliyorum. Son Amerika ziyaretinin sonucu. Çünkü Amerika Kerkük'ün, özellikle Kürtlerin Kerkük üzerinde oynadıkları oyunun Irak açısından tehlikeli olduğunu anlamaya başladı. Dikkat edin, bu bizi
Türkiye'de kızdıran bu üçüncü sınıf adamların yaptıkları Kürdistan haritaları, Türkiye'yi de içine alan falan, bu haritaların büyük çoğunluğu Kerkük'ü dışarıda tutuyor. Yani en Kürtçü Batılılar bile Kerkük'ü Kürt şehri olarak görmüyorlar. E demek ki bu realite, bu gerçek yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı orada. Ama öte yandan da Batılılar Kuzey Irak'taki hükümeti destekliyor. Nitekim son günlerde aldığımız bilgilere göre Rusya Kuzey Irak'ta konsolosluk açmış. Evet. Ve aynı zamanda Almanya, Hollanda'da fahri konsolosluk açma niyeti vardır. Bu bağlamdan yola çıkarak Batılı acaba Kuzey Irak'ı kabul ediyor mu? Bence kabul ediyor. Yani bence açıkçası şu anda dünya ismini koymamış olsa bile bir bölünmüş, üçe bölünmüş bir Irak'la karşı karşıya olduğunu kabul ediyor. Bu denklem içinde bakıyor hangi bölge en çok istikrar sağlıyor. Bu Güney Basra, eski ifadeyle Basra eyaleti, evet, bu istikrar sergiliyor olsaydı benim kuşkum yok ki bu konsolosluklar muhtemelen orada açılacaktı. Yani bu o Kuzey Irak'taki nispi ve göreli istikrarın bir ürünü olduğunu ve aynı zamanda Irak'ın da fiilen aslında bölündüğünün yavaş yavaş kabul edilmeye başlandığını gösteren bir gelişme. Peki şunu anlayabilir miyiz? Acaba Kerkük'ten vaz mı geçtiler? Kürtler mi? Evet. Yok işte, Brüksel modeli vazgeçmediklerini gösteriyor. Yani diyorlar ki bizim de burada bir söz hakkımız var. Yani biz de unsurlardan biriyiz diyorlar. Neden vazgeçtiklerini çağrıştırıyor bu sizin söylediğiniz? Burası Kürdistan'ın kutsal başkentidir. Orada Kürdistan bayrağı. Ama son günlerde bir karar çıkardı. Erbil Kürdistan'ın başkentidir. İşte demek ki Erbil'e taşıdılar. Yani şey, Kerkük'ü öyle görürken. Ama Kerkük'le ilgili anayasanın 140. maddesinde bir referandum söz konusu. Evet. Aralık 2007'de. Önce bir normallaştırma, ondan, evet, sonra bir sayım. Aralık'ta da bir referandum yapılacaktı. Biliyorsunuz iki sahte seçim, bir şüpheli referandum sonucu Türkmenler şer'i bir şekilde ne mecliste ne de başka hükümete temsil edilmedi. Bu referandum Türkmenler açısından ve Türkiye açısından ne getirir ne getirmez. Şimdi benim zaten Türkmen liderlerle olan diyalogumdan anladığım kadarıyla bu referandum bugünkü şartların devamında ortaya çıkan bir ortamda yapılacaksa zaten Türkmenler de Araplar da bu referanduma katılmayacaklar. Yani büyük anlamda bu Kürtlerin kendi aralarında yaptıkları bir referandum olacak. Onun da herhangi bir yasallığı, lejitimisi olmayacak. Yani bence bu referandumun yapılması gereken Aralık 2007 yılına kadar, ki burada işte güya normalleşme de normalization diye tanımladıkları süreç var. Ne olacağı şu anda belli değil. O belirsizlik anayasada veya kağıt üzerinde konmuş olan şablonla benim gözümde herhangi bir alakası yok ve bence Kerkük için sonunda yeni bir formül ortaya çıkacak. Hatta ki onu şimdiden görüşmeye başladı, belki de anayasanın yeniden ele alınması gerekebilecek. Daha çok böyle katılımcı, çünkü anayasanın nasıl ortaya çıktığını biliyorsunuz. Sünniler gitti, protestolar oldu, kimi katıldı, kimi katılmadı. Oylama sırasında bazıları dışarı çıktı, bazıları içerideydi. Karma karışık. Yani bu anayasanın tam olarak neyi temsil ettiği %100 belli değildir. Aceleye getirildi. Çünkü Amerika'nın işte bakın anayasalarını yaptılar. Bundan sonraki aşama cumhuriyetlerine sahip çıkmaları, güvenliğine sahip çıkmaları ve bizim de buradan çekinmemiz. Kamuoyuna böyle bir mesajı vermesi gerektiği için Bush zorladı. Ama zorlamayla devletler, milletler, sistemler ortaya çıkmıyor. Kendi realitelerinden ortaya çıkıyor. Şu anda da Kerkük'e bugün baktığımızda pek normalleşme olmadığını herhalde siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bir nüfus şişirme söz konusu vardır. Mesela Saddam döneminde 2003 senesine kadar Kerkük'ün nüfusu, benim elimde olan resmi kayıtlara göre, bu tabi bu bilgileri de nereden aldık? Bizde bitaka temini ya erzak karnesi vardır. Birleşmiş Milletler tarafından her eve erzak dağıtırdılar ücretsiz. 803 bin Kerkük'ün nüfusu. Ama şimdiki sayıma bakarsak 1,5 milyon. Tabii. Ne oldu? Bu nüfus şişirmesi oldu. Kürtleri Erbil'den, Süleymaniye'den ve Dorukzakı'dan başka, hatta yurt dışından da getirdiler. Tabii.
Tabii. Bu sizin söylediğiniz çok önemli. Çünkü ben biliyorum bu Food for Oil programı vardı. O çerçevede karşılığı petrol satışı kararı vardı. Tabii o çerçevede ortaya çıkmış olan dediğiniz gibi karnelerden dolayı istatistikler var elde. Hatta hatırlıyorum Taha Yasin Ramazan son hamleyle Türkiye'ye geldiğinde ve kendisine Türkmenler sorulduğunda kendisi bunun rakamlara atıfta bulunarak siz nereden çıkarıyorsunuz bu 3 milyon 4 milyon Türkmeni? Gidin Birleşmiş Milletler'in karnelerine bakın, kimin ne olduğunu siz gayet iyi bilirsiniz diye bir aslında pek hoş olmayan bir yaklaşım da sergilemişti. Ama şimdi o bizi o zaman kızdıran o yaklaşım şimdi belki de gerçeklerin daha iyi anlaşılması için kullanılacak. Çünkü Batılılar bile biliyorlar ki Kerkük her ne kadar İsmet Paşa Lozan zamanında burası esas itibariyle bir Kürt ve Türk şehridir dese de hiçbir zaman mutlak anlamda Kürt şehri olmadığını işte bu rakamlar da gösteriyor, tarih de gösteriyor. Yavaş yavaş bu anlaşılmaya başlandı. Orada oynanmaya çalışan demografik oyun anlatmaya başladı. Daha Irak Savaşı'nın ilk haftasında orada yakılan kapılar, hepsinin ne anlama geldiği şimdi yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Onun için şu anda mesela nelere bakıyor giden gözlemciler? Mezarlıklara bakıyorlar. Bunun gibi hani da eskiden kalıntı ve bu incelemeleri Kürtlerin şu anda yansıtmaya çalıştıkları havayı doğrulamadığını görüyorlar. Ve Batılılar da bunu anladılar ki son kriz grubu raporunu siz de biliyorsunuz. Evet. Uluslararası kriz grubu raporu Kerkük üzerinde oynanacak bu tür oyunların bütün Irak için hatta belki de bölge için ne kadar kötü olacağını, tehlike olduğunu ortaya koydu. Bu şimdi gecikmeli olarak Amerika'nın kafasına dank etti. Ve onun için benim kanaatime göre bu Talabani'ye bu konuda son Amerika ziyareti sırasında kendisi çok sevdi o ziyareti, karşılandı, bayram etti, hatta bizi kızdıran laflar da etti ama orada galiba Kerkük konusunda kulağa çekildi gibi geliyor bana. Aynı sıkıntıları başka milletvekillerimiz de sezmişti. Azerbaycan milletvekilimiz Ganila Paşayev, bir veteranımız var, onu izleyelim. Kerkük ile ilgili duygu düşüncelerini bu şekilde anlatmıştır. Aynı düşünürdüm. Çünkü biliyorsunuz bunsuz mümkün değil. Ve Amerika'nın bugün Irak'ta düştüğü durum bataklığa ve çok çıkmaz bir bataklığa düştü. Ben herden söylüyorum kendi bazı Amerika politikacılarla. Diyorum şimdi kalmanız bir facia, çıkmanız bir facia. Evet. Ne kalabilirsiniz ne çıkabilirsiniz öyle zor. Çünkü bunun en önemli bu duruma düşmelerinin en birinci şartı bu milletlerin hakların hakkını tanımaması oldu. Yani herkese biri sen daha iyisin Irak'ta, sen benim sen benim yanımdasın, senin her bir hakkın olabilir, her şey yapabilirsin. Ama bir insanın olan hakkını da vermezsin sen, onu biraz da ezersin sen. Ben size dedim televizyonda olduğum zaman Türkmen kardeşlerimizin ağzını böyle tiktiğini protesto olarak televizyonlara gösterdik. Evet. İnsanların nüfus kağıtları olan yeri ki mesela Türkmen dairelerinde nasıl yandırmışlar ki bunun altındaki şey ne? Bunun altındaki bu insanların buradaki var olmalarının tarihini biz şey yok edelim. Bana ben ismini bilmem söyleyeyim ama bir ünlü Bağdat'ta yaşayan Türkmen kardeşimiz meraklı bir şey dedi. Dedi ki benim babamın toprağını sattılar. Ben onu başka birisine ki sonra yerlendi ondan para aldım. Çünkü babamın bu yeri benim için o kadar önemliydi. Ben bütün para gücünü ona almayı istedim. Ama dedi hiçbir kağıt falan yoktu. İnsan geldi oturdu ki bura benimki diye. Ama Amerikalılar bunun karşısına almak avazından Türkmenlere ben düşünürüm. Türkmen aydınlarına çok baskı da yaptılar. Bu beni çok üzdü. Ben yani kendileriyle görüştüğüm politikacılara da diyorum ki siz Türkmenlere çok böyle diye haklarıyla ilgili çok yanlışlar yaptınız. Ve bu yanlışlık maalesef bugün de sürüyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Ben hep düşüncemi bunu Türkiye'de çok açık açık söylüyorum. Türkiye'nin bu işlere çok aktif şeyi lazım, müdahalesi lazım. Biliyorsunuz o yerler Atatürk'ün emaneti. Ben ben çok okudum mesela Atatürk'ün lafını ki o kendine Mosul'un şeyde olmasına hiç bağışlayabilmemiş ki nasıl bu durum falan. Hep düşündüğü yerler bu arada. Bugün Türkiye oradaki insanları kardeşlerini çünkü bugün Türkiye'nin, Azerbaycan'ın
olsun, bunların çok büyük böyle diyor ki Türkmen kardeşlerimize çok büyük desteği lazım. Bunun da başına birincisi Türkiye gelir. Çünkü Türkiye o bölgenin en büyük güçlerinden birisi. Ve bugün Türkiye öz Türkmenlerin hakkını savunması için çok aktif bir şeye girmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz ben diyorum referandum falan. Kerkük'le bunların hepsinin zaten başında Kerkük'ü Türkmenlerden alma bir politikası görüldü. Şimdi 27 Aralık'ta işte bir referandum söz konusu. Evet. İki seçim oldu biliyorsunuz. Bir referandum oldu. İki seçimde Türkmenlerin temsil hakları ve bir sürü seçim ihlalleri oldu. Onu bütün bizim Türkmen Eli Televizyonu kanalıyla bütün dünyaya, kamuoyuna tanıttık. Ne şekilde insanlar başka illerden geldi. Kerkük'te bir yerine 10 oy kullandılar, parmaklarını ne şekilde silirler. Ama ona rağmen Amerika bu seçimleri kabul etti. Evet. Kerkük'ün nüfusunu az gösterdi. Özellikle Türkmenlerin milletvekillerimiz bir tane çıktı. 4-5 milletvekilimiz de başka gruplardan çıktı. Şu anda Aralık 2007'de bir referandum söz konusudur. Kerkük'ün statüsünü Kuzey Irak'ta kurulan parlamentoya bağlamak istediler. Bu konuda düşünceler... Biliyorsunuz bu birincisi hemen beynalxalq hukuka aykırı bir şey. Bugün eğer Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Amerika, Avrupa uluslararası hukuktan söz ederlerse... Birincisi önce onu yapmak zorundalar. Siz böyle bir şey düşünebilir misiniz? Amerika'nın herhangi bir bölgesinde, ştatında sadece orada bir referandum geçirsinler ki siz bu bölgenin özgürlüğünü istiyorsunuz. Siz bu bölgenin Amerika'ya değil Avrupa'ya bağlanmasını, Meksika'ya biliyorsunuz, Meksika sınırlarında çok büyük mübahiseli bölgeler falan olmuş. Nerede yaşamak istiyorsunuz? Böyle bir haklı şey yaparlar mı? Vermezler. O zaman uluslararası hukuktan danışarlar. Nasıl da olabilir ki bir ülkenin, eğer biz İrak devleti deriksen, bir ülkede referandum, bir şehrin statüsüyle ilgili referandum ki bu nereye bağlanacak? Bir referandumda bütün halk iştirak etmesi kuralları lazım. Kuralları vardır. Evet, o zaman bütün Irak halkının demesi lazım. Kerkük'ün ne statüsü var? İçindeki Araplarıyla, Türkmenleriyle, Kürtlerle, Asurlarla. Yani bütün toplum onu kabul etmeli de. Evet, Sayın İdis, Azerbaycan milletvekilimiz Türkiye fiili müdahale etmesinin altını çizerek söylüyor. Evet. Biliyorsunuz yine sizin bir yazınızdan yola çıkarak Türkiye Lübnan'a asker gönderdi, Kuzey Irak'a göndermedi. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir fiili müdahale arzusu var. Ama bunun ne olabileceğini de mantıklı olarak ortaya koymak lazım. Yani burada Türkiye savaşa mı gitsin deniyor. Bunun yani ne oldu yani söylemek kolay. Ama ne anlama geldiğini ortaya koymak zor. Türkiye'nin burada fiili müdahalesi bence Türkmen davasının bütün uluslararası platformlarda sıcak ve canlı tutmasıdır. Zamanında Bulgaristan için yaptığı gibi. O son derece başarılı bir politikaydı. Hatta o kadar başarılı ki sonunda Zhivkov'u dahi devirdi. Yani onun dışında yani mantıken Türk orduları Kerkük'e mi girsin? Musul'u mu ele geçirsin? Yani bir mantık var, bir realite var, bir de temenniler var. Yani bu açıdan gayet açık olmak lazım. Türkiye şu anda hakikaten çok aktif olması lazım. Fiilen müdahale etmesi lazım ama bu müdahalesinin birincisi barışçıl, Irak'taki istikrara katkı sağlayacak şekilde, herkesin hakkının verilmesini savunan bir şekilde. Belli bir grubun savunucusu gibi gözükürse fazla, o zaman bu ters tepkiye yol açıyor ki bunu şu anda birçok analizci de söylüyor. Yani çünkü işin Türkçesi şu ki Araplar ve özellikle Saddam döneminde bile Türkmenler Türkiye'nin 5. kolu olarak görülüyorlardı. Bugün bu Suriye için de geçerlidir. Biz Türkiye'de Suriyeli Türkmenlerden hiç kimse söz etmiyor. Hatta Suriye'de Türkmen mi var diyenler bile var. Aynı şey Suriye yönetimi Suriye'deki Türkmenleri niçin bastırdı? Hatta kimliklerini hemen hemen yok etti. Çünkü Türkiye'nin 5. kolu olarak görüyorlar. Bu imajın ortadan kalkması lazım ve Türkiye'nin Türkmenlere olan hem akrabalık ilişkisi fakat onun ötesi de sorumlu bir bölge ülkesi olarak insanların haklarının yenmemesi için Türkmenleri savunduğunu ortaya koyması lazım. Yani tek bir etnisitenin peşine düşerse bunun reaksiyonları olacağını düşünüyorum ben. Bir de Sayın Paşayev konuşmasında Kerkük'te yapılacak olan referandum bütün Irak halkının katılmasını önerdi. Tabii. Bu uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Bunun en güzel örneği nedir biliyor musunuz? De Gaulle Fransa'yı Cezayir'den çıkarırken bu
taktik demeyeceğim, bu yöntemi uygulamıştı. Evet. Şimdi Fransa Cezayir'den çıksın mı referandumu sadece Cezayir'de yapılmış olsaydı, ki yani oradaki Fransızları hesaba katarsanız elbette ki hayır çıkacaktı. Ama Cezayir memleketi Fransa'yı olduğu gibi etkilemeye ve siyaseten iç karışıklığa sürükleme potansiyeline sahip olduğu için dendi ki buna ancak bütün ilgili olan halklar karar verir. Cezayir'de zaten Fransa'nın doğal bir uzantısı, biliyorsunuz Cezayir'e Fransızlar müstemleki olarak bakmadılar. Fransa'nın doğal uzantısı doğal diye baktılar. O zaman bütün Fransız halkı oy versin dendi. Onun için hiç kimse gelip de tarihte bunun bir emsali yok diyemez. Bu çok güzel bir fikirdir. Kerkük petrol açısından çok önemli bir kenttir, stratejik bir kenttir. Bütün Irak'ı hatta bütün bölgeyi ilgilendirebilecek bir konumda olan Orta bir kenttir. Orta Doğu'yu ilgilendiren bir Orta Doğu'yu ilgilendirebilecek bir kent olduğu için buna ancak Irak halkı dediğimiz bütün halklar karar verebilir. Orada sadece küçük yerel düzeyde ki halka bunun sorulması yanlıştır ki o her zaman demografik oyunlara da el veren bir durumdur. Buna karar verilecekse bütün Iraklılar karar verecek. Zaten bana da sorarsanız burada bir öngörü olarak ortaya koyayım. Sadece Kerkük halkına sorulursa ve bu Kürtlerin oynadığı demografik oyunlar sonucunda onların istediği türden bir sonuç ortaya çıkarsa Kerkük'te istikrar, güven, barış denen şeyin sonu gelir. Bunu da Kürtler, madem ki Taliban şimdi Brüksel modelinden bahsediyor, bunu da anlamaya başladılar. Yani bu sefer herhalde kolay kolay çiğneyemeyecekleri bir lokmayı ısırdıklarını anladılar. Yani siyaseten burada sadece Türkiye değil ki Araplara sorun bakalım. Evet. Araplar ister mi Kerkük'ün bir Kürt şehri olmasını? Her şeyden önce onlar itiraz eder. Yani ileride zaten ediyorlar. Yani zaten ediyorlar. Kerkük'te bombalar patlıyor. Ubeyde aşiretinin başkaları açtılar. Tabii. Yani bunu da iyi hesaplamak lazım. Araplar Kerkük'ü yedirmez Kürtlere her şeyden önce. Doğru. Onun için yani olayı doğru düz perspektif oturtmak lazım. Sayın İdris, programımızın sonunda programımızın adı yol haritası da olduğu için Irak halkına Amerika'dan ve işgalden kurtulması için hangi yolu izlemeler lazım? Şimdi ben biliyor musunuz 1. Körfez Savaşı'nı da yakından takip ettim. İşte 2. Körfez Savaşı falan. Irak halkına hakikaten büyük sempatim var. Ve aynı zamanda bir millet bu kadar çekemez yani. Bu sadece Amerika değil. Son bilmem kaç yıl, bir de Saddam dönemi de mutlu bir dönem değildi. 35 senedi. Bu çeken bir millet. Bu yani hakikaten acı çekmiş olan bir millet. Kendi içinde çekmiş, başka şekillerde çekmiş. Onun için her şeyden önce Irak halkına kim olursa olsunlar hakikaten büyük sempatim var. Çünkü bütün kesimler çekmişti. Şimdi Kürtlerden bahsediyoruz ama Kürtler de çekmedi mi? Halepçelerden bilmem neler. Şiiler az mı 2. Dünya Savaşı? İşte Amerika'nın oyununa geldiler, ne hallere düştüler. Ama Türkmenler de 1920'den seçiyorlar. Türkmenler de 1920'den. Osmanlı Devleti'nden alındıktan sonra kaça kaç katliamı telafer, 24'te evi katliamı, neler oldu? Yavru katliamı, 59'da en büyük katliamı, 80'de liderler. Ve işin trajedisi ne biliyor musunuz? Bu katliamlar, bunlar Türkiye'de bilinmez. Evet. Benim açımdan en büyük trajedi o. Onun için ben biraz sinik yaklaşıyorum olaya. Türkmenler sadece bu son savaşla keşfedildi Türkiye'de diyorum. Yoksa Irak'ta en çok acı çeken kesimlerden birisi Türkmenler. Hem Kürtler tarafından vurulmuşlardır, hem Araplar tarafından vurulmuşlardır. Ortada kalmış. Peki ne yapabilir Irak bu durumda? Vallahi bilmiyorum. Şu anda Irak benim gözümde fiilen bölünmüş bir ülkedir. Anayasa tamamen kağıt parçası. Şu anda oturacak bütün grupların önde gelenleri ve bir yol haritası çizecekler, evet, kendilerine. Biz ne yapacağız? Osmanlı gibi 3 bölüme mi ayrılacağız? Musul, Basra ve Bağdat olarak. Amerikalılar bizim tarihimize bize karşı kullanıyorlar. Diyorlar ki niçin itiraz ediyorsunuz Irak'ın bölünmesine? Irak zaten yapay bir ülke. Zorla İngilizler tarafından kuruldu. Sizin döneminizde işte ne güzel 3 tane eyalet olarak şey. Bunu mu istiyorlar? Bunu yaparlarsa bunun sonuçları ne olacak? İşte Kerkük sorunu var. Ama bir beraberlik, bir federal yapı. Yani bu işin sıfırdan başlaması gerekiyor. Anayasa müzakerelerinin, kurucu meclis müzakerelerinin, yerel otonomi nasıl olacak? Çünkü ben bu saatten sonra yerel otonominin gelişmediği
bir Irak düşünemiyorum. Yani hiçbir taraf... Zaten Irak halkı da düşünemiyor bu konuyu. Hadi Kürtleri bir yana bırakalım. Şiiler tarihlerinin ilk... Sünniler de aynı zamanda. Sünniler de öyle. Tabii Şiiler tarihlerinin ilk kez tarihlerinde belki böyle bir fırsat yakaladılar. Doğru. Yani olmayan bir kesim birdenbire ülkenin en büyük kesimi olduğunu ve etkisi olduğunu keşfetti. Şimdi bunların oturup kendi aralarında nasıl bir sosyal kontrat imzalayacaklarını karar vermeleri lazım. Bölüneceklerse de bunun sonuçlarına katlanmaları lazım. Semih Bey, tabii Yol Haritası programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür programımızın ederim. Sonuna geldik. Çok sağ olun. Evet değerli seyircilerimiz, Yol Haritası'nın sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Esen kalın.